Son bölümde bir küslük oldu ama bugün yan yanasınız. Neler söyleyeceğiz bugün için? Abin her zaman yanında. Öyle bir şey söz konusu olamaz. Oğlum ben dizideki küslük için diyorum aslında. Eyvallah. O kadar da bilemiyoruz. Herkes. Valla bugün için ne diyelim? Çok heyecanlıyız. Renkame'nin çok heyecanla yaptığı bir film olduğunu biliyoruz. Biz de aynı heyecanı paylaşmak için buradayız. Cumhuriyet şarkısı, Cumhuriyet bir şarkı zaten. Hepimizin her zaman ihtiyacı olan bir şarkı. Bazen es verir, bazen coşkuyla orkestra ayağa kalkar. Nefes almak için hepimizin ihtiyacı olan bir şey. Onun filminin yapılması çok gurur verici, merakla izleyeceğiz. Efendim, oyuncu kadrosunu da söylemek istediğiniz dostlarınız, arkadaşlarınız var. Neler söyleyeceksiniz oyuncu kadrosu için aslında? Yani rüya gibi bir ekipler. Hepsini çok tanıdığım, iyi bulduğum oyuncular hepsi. Eminim çok güzel bir iş çıkartmışlardır yine. Bakalım, merakla bekliyorum. Onur Bey, siz neler söyleyeceksiniz? Muhteşem bir kadro. Yani zaten isminden de anlaşılacağı gibi filmin. Umarım bol bir şeyli olur, bol izlenmeli olur. Sabırsızlıkla izlemeyi bekliyorum. O zaman hemen biraz da inci tanelerini de sormak istiyorum efendim. Her hafta birbirinden enteresan bir bölümle geliyor. Bu hafta neler olacak? Küslükle başladı ama bu küslük barışa gidecek mi? Bu hafta neler olacağını Kubilay'a sorun. Cevapları o yapıyor biz de biliyorsunuz. Gözcümüz o. O patlatıyor bizi. Valla neler olacağını Yılmaz abiye sorun isterseniz. Biz söyleyemiyoruz. Ama biraz daha aksiyonumuzun hızlandığı, İstanbul'un içinde biraz hareket ettiğimiz, İstanbul'u biraz karıştırdığımız şeyler olacağını biliyoruz. Bunu bilsiniz. Bu kadar. Spoiler vermiyoruz. Peki o zaman efendim çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Herkese bugün çok önemli bir gün. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Hem film için, hem kadro için, hem de gün için. Harika bir kadro. Çok deneyimli bir yapım filmi sonuç gibi. Ben de merakla bekliyorum. Çünkü ben de konservatuvarın klasik müzik bölümünden mezun olduğum için senfonik orkestralarla çok aşırı neşirim. Bu klişlerde çok vakit geçirdim. Benim için ayrı bir anlamı oluyor. Bir dönem filmi. Bakalım, inşallah büyük heyecanla bekliyorum. Bizler de iyisiniz inşallah. Kolaylıklar diliyorum. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok teşekkür ederim. Yeni projede geliyor bildiğimiz kadarıyla. Yeni şarkı geliyor. Geliyor, hazırlıklar evet. Başlayacak. Doğru. Neler söyleyeceksiniz yeni şarkı için? Vallahi heyecanlı. Biraz gittiği zaman ben piyasaya çıkaranlardanım. Evet. Sürpriz olsun. Çok güzel bir şarkı. Diğer peşisine de bir albüm gelecek. Uzun zamandır böyle nadaslarımı ben çok yapıyorum. Dinleyicilerim şikayetçi oluyorlar bu sebeple. Yeni şarkıları peş peşe çıkaracağım inşallah. Nadasa neden uzun bırakırsınız kendinizi diyelim o zaman? Ya, aslında çok içimden gelmiyor çoğu zaman. Çoğu zaman içimden gelmiyor. Biliyorsunuz çok canımız da sıkılıyor toplum olarak da. Bu da beni çok etkiliyor. Ama müziksiz bir hayat düşünülemez. Müziksiz hayat hatadır demişler. Bu sebeple ben de bildiğim işi yapmaya devam edeceğim. Sevenler konuşacağım. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. İyi seyirler diliyorum. Çok sağ olun.